Milliyetçi Hareket Partisi 13. olan Büyük Kurultayı gerçekleşti. Devlet Bahçeli'nin yeniden genel başkanlığa seçildiği kurultayda Elazığlı iki isim MYK'ya girdi. Milliyetçi Hareket Partisi 13. olan Büyük Kurultayı Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Bahçeli MHP'nin 13. olan Büyük Kurultayı'na katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Yiğitler kan dökerek bayrak solmaya, Anadolu'da başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya hey, kızıl elmaya en güzel marşını vurmalı mehter. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. HDP, Türk demokrasinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İyi Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Kaldı ki İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş. Aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık itiraf ve teyit etmiştir. Böylece tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli 10. kez genel başkan seçildi. Ayrıca 13. olan kurultayında Elazığlı yedek 6. sırada Mustafa Bahadır Çiçek ve yedek 17. sırada Alper Erdem MYK'ya girdi. MYK'ya giren Mustafa Bahadır Çiçek yaptığı yazılı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda görev almamı sağlayan ülkenin istikrar ve huzuru için, Türk milletinin istikrar ve istikbali için kişi ve parti menfaati gözetmeksizin önce ülkem ve milletim, sonra partim diyen bilgi kişi, vatan ve millet sevdalısı, ülkücü Milliyetçi Hareket'in lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'e teşekkür eder, saygılar sunarım. Ülkücü hareketin şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla anarken görevimiz boyunca onlara layık olmak en büyük gayem olacağını belirtmek isterim dedi.